Hayatı kaçırma her anı dolu dolu olsun Bildiklerin yeterli sence yanında hep kitap bulunsun Evdeki hesap çarşıya uysun ekonomik sağlıklı olsun Mutfak gibi yemek koksun tarifler avada uçuşsun Çocuğun için en iyisi olsun dünya sürekli dolsun Her şeyin doğrusunu kim bilebilir en iyisi bir bilene sorulsun sevgili seyirciler TRT stüdyolarına iyi fikire hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda çok güzel yemekler yapacağız. Erkan Aydın'la yine harika bir sohbetimiz olacak ve sizlere küçük bir sürprizimiz de olacak. Özellikle küçük çocuğu olanlara kaçırmayın diyorum o kadar. Ve hemen ne yapacağımızla ilgili hemen size bir ke birkaç şey göstermek istiyorum. Mantılar yapacağız bugün. Ondan sonracığıma harika bir gül lahana sarması yapacağız. Zaten görüntüsü bile anlatmaya yetiyor. İnsanın ağzı sulanıyor ve kiminle yapacağız? Hem hoş sohbeti hem güler yüzüyle Sultan Demir stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Nasılsınız Sultan Teşekkür Hanım? Teşekkür ederim. Sinküler yüzünüzü gördüm daha iyi oldum. Çok, Çok oldum. teşekkürler. Ee, elleriniz dert görmesin. Şimdiden hazırlamışsınız. Bize de evet. göstereceksiniz. Enteresan evet. da böyle bir... ...mutfak aleti var. Bununla değişik Bu değişik mantıkları aletini yapacağız. Aletiniz, evet. Hı evet. Ama başında hemen annenize bir selamınız <laughs> olacaktı. Onu söyleyelim. <laughs> Annem, e, Belin Hanımcığım ben Afyonluyum. Aslında memleketimiz Afyon ama ailem... ...1969 senesinde Eskişehir'e yerleşmiş. Eskişehir'in yerlisi... Annem 75 yaşında, babam 77 yaşında. Oh, Onları öpüyorum buradan, Maşallah. selamlarımı iletiyorum. Burada beni izleyen e, Eskişehir'de, Çamcı Mahallesi, Adem Sokak sakinlerini buradan öpüyorum. Herkese oh, selamlar. Herkese selamlar sevgiler. Bu evet. arada özellikle de Afyon'a selam evet, göndereyim. Afyon'a da gönderiyorum. Afyon da... Afyonlular çok hamarattır. Özellikle sizin mercimekli bükme değil evet, mi? evet. Geçen bir programda yaptım. Şahane mercimekli bükme yaptım. Ha. Haşhaşlı tatlı yaptık. Zülbiye yemeği yaptık. Oh Yani afyonumuzun gerçekten e, yemekleri çok güzel. Tamam burada da harika örnekler olacak. İyi fikir için de. Evet. Evet. Seyircilerimiz için. Hemen başlayalım. Başlayalım. Bir de iyi fikire özel Pelin Hanımcığım. Bütün e, 2012'den beri benim man, bizim mantı evimiz var. Hı hı. Ve herkes çok merak ediyor. Katıldığım programlarda kesinlikle mantımızın ...tarifini ve yapılış şeklini göstermiyor. İlk defa iyi fikirdi burada. Ha. Yani evet. mantı uzmanından... Evet. ...hem e, iyi bir ev hanımı... ...hem bu işi evet. de... E, ...maddiyata da dökebilmiş... ...yani evet. iş hayatına da kendini sokabilmiş evet. olan... ...Sultan Hanımcığımdan bugün ipuçlarını öğreneceğiz. Evet. Bu arada 52 yaşındayım. Denir mi hiç öyle şeyler? <laughs> Maşallah. Bu üç çocuk annesiyim. Evet. 2 oğlum bir kızım var. Harika. Büyük oğlum e, önemli bir... ...kulüp kanalında spor spikeri. Ne güzel hem de meslektaşımız. Evet Harika. kızım da sunucu ama oğlum apayrı... ...iki ha. çocuğumdan inşaat mühendisi. Aa ne güzel bir evet. çocukları da yetiştirdiniz. Evet. Ee, i̇puçlarını hemen öğrenmeye evet. başlayalım. Hemen Şimdi başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Hemen mantığıyla başlayalım. Tamam. Biz burada mantının dinlenmesi gerektiği için... ...program öncesinde hamurumuzu hazırlamıştık. Aha. Ama hanımlarımıza onu gösterelim. Bir kase burada onumuz var bir kase una bir adet yumurta koyacağız. Bir yemek kaşığı kadar tuz, hı hı. su yoğuracağız. Sert bir hamur yapacağız. Ondan sonra yarım saat dinlenecek ve açacağız. Burada zamanımız olmadığı için biz hazır hamurumuzu açacağız. Tamam. Şimdi başlayalım hemen. Başlayalım, başlayalım. Başlayalım. Şimdi ondan sonra da şahane oh, 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 oh. hem mideye hem göze hitap edecek şahane lezzetimiz gül şeklinde lahana sarması yapacağız. Burada hamurun kıvamı önemli, biz her evet. zaman hamuru aman kulak memesi kıvamında filan diyoruz, evet. siz az önce dediniz ki sert. Sert olacak. Bunları böyle biraz açayım. Olur. Kelime yer açayım. Herkes mantıyı sever bir kere. Evet, büyük, küçük kimse hayır diyemiyor, çok seviyorlar, e, tabii biz de çok seviyoruz her halinden belli oluyor. i̇yisiniz <laughs> iyisiniz. Yemek yapmayı da çok seviyorum. Yemeği de çok seviyorum. Yedirmeyi de çok seviyorum. Şimdi bu sertliği biraz böyle açacağız. Bir de Pelin Hanımcığım hani güzel mantı nasıl olur diyorlar ya. Ha. Kaliteli olacak. Un kaliteli olacak. Birinci kalite un kullanıyoruz. Eti kaliteli olacak. Ondan sonra güzel olmadı diye bir şey yok. Eti kaliteli olacak derken e... siz yağsız olacak. Ha. Ve un birinci kalite olacak. Yumurta kullanıyoruz. Ve güzelce yani malzemeyi kısmayacağız. Kısmayacağız. Evet. Aman ucuzundan yapayım de. Evet, e, evet. Yine bol bol çıkartayım. Derse... Ucuzundan yapılırsa kalite beklemeyin. Anladım. Özellikle un meselesinde daha katan gelen e, tüm aşçılar burada una vurgu yapıyorlar. Aynen, aynen. Belli markaları söylüyorlar. Tabii biz yayında marka ismi veremiyoruz ama bazen fiyatından kendi kalitesini evet. belli ediyor. Hani burada e, un tarifi verilmiyor ya bilmem neden verilmiyor. Bazı un özlü oluyor bazı un özsüz oluyor. Hı -hı. Hani kalite ondan da belli oluyor. Bazı hamurları e, buzdolabına atabiliyoruz, buzdolabına evet. atabiliyoruz, bekletebiliyoruz. Aynı şeyi mantıdaki hamur içinde yapabilir Evet yapabiliyoruz. yapabiliyoruz. Hı -hı. Zamanımız yoksa ham hamuru mayalayıp Hı -hı. böyle bezelere ayırıp streçleyip ama kesinlikle folyoya yapmasan streçleyip unlayıp streçleyip difrize atın. Hı -hı. Akşamdan çıkartın veya iki saat önce çıkartın o kendi halinde çözülür. Güzel. Evet. Uzun vadeli bir tavsiye mi bu yoksa öyle bir haftalık iki haftalık mı? Yok uzun vadeli de olabilir. Ha, üç ay yani önce attığımız hamurdan evet. yapabilir miyiz? Ama onu tarihin alsınlar. Hmm. Hani sonra da atarlarsa hangi tarihte attık? Ne zaman bilsinler önce attığını kullansınlar. Tamam. Tamam. Her şeyde bu öyle. Sevgili seyircilerimizden Mesajlar gelmeye başlamış. Burada görüyorum ki özellikle Kayseri'li sevgili seyircilerimiz hemen yazıyorlar. O mantı yapıyorsunuz bizi de almanız lazım diye tabii ki. yani Söz konusu mantı olduğunda. Evet, evet. İlk Kayseri'den bahsedeceğiz. Fakat e, hangi yöreye ait dediğim de burada üçgen mantının daha ziyade e, Trakya, Karadeniz'de yapıldığını. Üç, üçgen mantı Bolu mantısı diye geçiyor. geçiyor. Şimdi, evet Bolula, Bolu'lar çok yapıyorlar. Ha. Üçgen mantı. Rumeli civarında da Trakya hep oralarda evet. üçgen mantı yapılıyor. Kayserililerde de böyle minik 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 o, minik minik. Onlar Pelin Hanımcığım böyle değil, böyle de yapıyorlar ama onların kapattığı şeyi daha küçük, Evet değişik oluyor. Onlar bir de Kayserililer şey yapıyorlar, onu yemek gibi yapıyorlar, salçalı falan yapıyorlar, soslu yapıyorlar. Evet güzel. O da oluyor. güzel oluyor. Onlar evet. da gerçi çeşit çeşit. Evet. E, Kayseri'ye gittiğimizde o insanın neyi yiyeceğini şaşırıyor. O kadar güzeller var ki aralarında. Çok çeşitli yemekler evet, var. Bugün bizim üç tane. Bu üçüncü nerenin? Birisini kızart. Bu Özbek mantısı. Özbek mantısı. şapka şekli. Bu Özbek mantısı. Bunu kızartacağız. Feraye diye geçiyor. Hı hı. Bunu şahne bir sunum hazırlayacağız. Öbürü klasik mantımız bizim. Onu normal haşlayacağız. Yoğurtla sunum yapacağız. Güzel. Sizin evde en çok hangisi tüketiliyor? Kızım özbek seviyor. <laughs> yani oğlum yani aile daha çok bunu büyük üçgen mantıyı sevmiyorlar pek fazla. Ha. Üçgen mantı daha mı hamur hamur geliyor? Aslında güzel. Yani herhalde alışmadılar bilmiyorum. Yani daha çok bizde özbek tüketiliyor. Özbek mantısı çok seviliyor. Hı hı. Kızartılması güzel, güzel oluyor yani. Çiğ çiğ bazen atar mısın hamur ağzınıza, ben bayılırım atla, öyle. Atma, Ay ben, <laughs> ben de her bulduğum ya koklarım ya yerim. Yalnız tatlı falan yaptığım zaman dibinde bırakıyorum, onları <laughs> yiyorum e yani. canım bal tutan parmağını yola artık o kadar olacak. Mutfağa giren bir tadacak. Evet. Peki dükkanda en çok hangi tür tercih ediliyor? Ee, daha çok klasik mantı ama Özbekle klasik yarışıyor. Hmm. Özbek'le klasik yarışıyor. Ve ben size börek getirdim. Eğer ben söylemezsem bizim Sevgi Hanım'a beni dükkana almaz. Ha. Sizin için börek yaptı. El açması böreğimiz. Ona da buradan selam gönderiyorum. Sevgi Hanım da gelsin bir gün programa. Gelsin gönderelim. Muhakkak iddialı da börek konusunda. Çünkü gördüğüm kadarıyla börek böyle... ...beni gel al diye bakıyor. Evet, ha? evet. evet öyle. Diyor ki Sultan abla hep kendin gidiyorsun... ...hep kendin gidiyorsun. Bir gün de diyor... Ay, ...Sevgi gitsin demiyorsun... <laughs> dedi <laughs> vallahi daha canlı yayında dedi ne desin. <laughs> e diyorum ki sen giysen dükkanda kim kalacak diyorum ben de. Bu oldu güzel. Hemen bunu şimdi burada tezgahımız küçük olduğu için bezemizi küçük tuttuk. Hı -hı. Böyle bakayım hani sert dediniz ya? Ha evet. Evet. keseceğiz Tamam. Nasıl? güzel. Şimdi bunu bizim özel aparatımızla hemen keseceğiz. İşin erbabı yapınca evet. her şey çok kolaymış gibi gözüküyor. Şimdi biz hanımlara ne göstereceğiz. Özbek ve Bolu. Tamam. Nasıl yapacağız? Hı hı. Yarısını özbek ve bolu. Tamam. Yarısını klasik. Biz bunu bir kestik böyle bir programa bir girdik. Pelin Hanım. Hı. Neyi unuttuk? Neyi unuttuk? Mantımızın içini unuttuk. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Biraz da öbür gün kullanacağız ya. Hı. Şuradan aparatımızı daraltıyoruz. Bu ne diye satılıyor? Mantı aparatı. Mantı aparatı. Evet. Peki. Bunda ölçüsü şöyle ayarlıyoruz. Yani ideal olan kaç? Evet. Şöyle iki parmak mı olacak? İki parmak büyük, ha. büyük, iki parmak yapıyoruz. Özbek ve Bolu için. Hı, hı. Küçüğü de şöyle bir parmak. Tamam. Yaptığımız zaman tam oluyor. Şuradan onu da keselim. Bir tarafı düz bir tarafı tırtıklı. Ne fark ediyor? Onu çekili e, yapmak olursa hani. Hmm. Tercih etmiyor musunuz? Evet şekilli? Bazen yapıyoruz ama fazla tercih etmiyoruz. Neden? Bilmiyorum hiç de işte şey yapmadık yani. Ha öyle. Hı -hı. Yani lezzetinde ya da pişirme esnasında hayır, şey hayır. fark etmiyor. Hayır hayır. Dur bu da geldi. Dur 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 alıyorum. Hı. Ortayı daha kalın tuttuk, yan taraflara doğru mu inceldik? Biz mi? Ha yani şey dedik ya şöyle şurası daha kalın, burası daha ince şimdi, diye. Evet. Şimdi tekrar. Yani şöyle orta ortayı keserken mi kalın kesiyoruz? Şimdi hayır, şimdi tekrar. Ne yapıyoruz hayatım? Şimdi, şimdi böyle yapıyoruz. Ha. Niye hepsini bir ölçü yapmadık? Sebebimiz neydi? E, şekil vereceğiz ya, zamanımız yok ya. Lahana da saracağız ya, ondan dolayı. Anladım. Tamam yarı yarıya deyince ben şeyi bilemedim. Hayır. Bu tarafını baş şimdi burası başka şekilde zannettim de onun yok. için. Şimdi bunu bırakıp hemen Pelin Hanımcığım hı. kasemizi alalım. Burada program öncesi soğanımızı rendelemiştik, suyunu süzdük. Hı hı. Bunu alıyoruz. Burada yarım kilo kıymamız var yağsız. mantıda iki kez çekilmesi gerekiyor. Bunu ilave ediyoruz. Hem sinirsiz, yağsız evet. olacak hem de iki kere çektireceğiz. Evet. Hanımlar ne isterlerse onu katabilirler baharat. Herkesin damak zevkine kalmış. Karabiberimizi alalım biraz. Tırtıklı tarafıyla ravioli yapıyorlarmış. Ravioli gibi daha doğrusu yapıyorlarmış. Bir tane seyircimiz göndermiş. Böyle büyük 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 tırtıklı tarafıyla Yapılan evet. bak böyle oluyormuş. Biz çiğ birek de kesebiliyoruz öyle evet. Hı hı. Hani az önce sordum ya bunu evet. dedim. Doğru. Şimdi aklıma geldi. Tamam. Bak. Hatta puf böreğinde de bu kullanılabilir sanki. Bak şu tırtıklı. Olur mu? Olur olur. Puf böreğinde zaten şekilli olduğu zaman daha güzel oluyor. Hı hı. Kesildiği zaman albenisi oluyor. seyircilerimizden mantı resimleri gelmeye başlamış. Bunu hamuruna atıyoruz. Peki mantının kendisini şu hale getirdikten sonra misal bunu atabiliyor muyuz? Tabii ki atabiliyoruz. Biz ha? zaten donuk satıyoruz. Tabii. Tamam. Tabii. Hani az önce şey dediniz ya. Onu böyle sarın ve öyle koyun yani hamuru için hı hı. bahsettik tabii, ya. Tabii tabii. Tabii Tamamıyla mantıyı hazırladıktan sonra da böyle hamur da atabiliriz. Aha. Hani zamanımız yoksa sabah yapacaksak hani hı hı. hamuru akşamdan mayalayıp beze yapıp dolaba atabiliriz. Sabahta da kıymasını hazırlar, açar, kullanırız. Ama bunu böyle de atabiliyoruz. Dükkanlarda böyle tabi Tabii tabii var. tabii donuk. Şimdi Pelin Hanım böyle kapatıcı ekleyeceğiz. Bahar Hanım diyor ki, suda birbirine yapışmaması için özel bir yönteminiz var mı? Benimki hep yapışıyor. Kesinlikle yapışmıyor. Biraz sonra haşlayacağız, su atacaklar ve yumurta kıracaklar. Hmm, belki onu yapmıyordur işte. Kesinlikle yapışmıyor. Burada. Burada. kıvamı da yani içinin ne kadar konulduğu da önemli. Çok koyduğunuz zaman da fena olabilir. Azıcık koyduğunuz zaman da hiç tadı olmuyor. Hani ne derler Pelin Hanımcığım? Azı karar çoğu, çoğu zarar. zarar. Evet. Ve hepsinde ortası olması gerekiyor. Azı karar çoğu da bütçeye <gülüyor> zarar <gülüyor> Dikkatli koyacağız. Evet. Böyle yapıyoruz. Şimdi bundan 3 çeşit mantı yapacağız. Hı hı. Bu kenarların da biz atmıyoruz köşelerini. Topluyoruz. Sonra hamurda tekrardan onu Yoğuruyoruz. Pınarım siz mantıyı sever misiniz? Mantıyı kim sevmez? Değil mi? Soru mu yani benim de? Yozgat yöresinden göndermişler. Bizim burada diyor mantı üçgen yapılır. İç malzeme olarak küp çökeleği, patates ve kıymalı yaparlar demiş Gülizar hanımcığım. Ha, patates e, Sivas ve Tokat'ta da çok yapılıyor hingel Biz de yapıyoruz. Daha büyük oluyor. Onu su bardağıyla kesiliyor veya başka bir aparatla içine böyle değişik kapatılıyor. Pelin Hanımcı başak şekli veriliyor böyle. Büyük büyük oluyor. Bünyamin Bey demiş ki Konya'da cımcık derler bilginize. Ha, onu duymadım. Ben de duymamıştım. Evet. İrfaniye Hanım da demiş ki Kayseri'de yapılan mantıda bir kaşığa 40 tane girmesi lazım. Evet. Oo, Çok küçük oluyor. Her yiğidin harcı değil. Herkes onu beceremez ama e, kız alırken bile eskiden kritermiş mantıyı nasıl yaptı, beceriyor mu, beceremiyor mu diye. Evet. E, boşuna demiyorlar. Hani anasına bak kızına. Hani bir şeyin annesi becerikliyse kız da becerikli mutlaka mutfağa giriyordur diye. Evet. Neyse biz bir kahve yaptık. Çok becerikliyiz zannettiler. <laughs> Oradan yırttık. Üçgen mantının adı Hingeldir. Sivasımıza aittir. Evet. Üçgen mantı Hingeli olmuyor o hingeli e, aslında e, kesmiş olsaydık değiştirebilirdik ama üçgen mantı üçgen geçiyor kulaklı deniyor bolu mantısı deniyor ama hingel büyük oluyor. Hmm. Eğer yanılıyorsam aydınlatsınlar ama hingel büyük yapıyoruz biz. Yani başka yerlerde de hingel deniyor, hangal deniyor. Hani biraz kaba olduğu için hı hı. ona hingel demişler, hangal demişler. Hani her yörenin farklı. Feyza Nur Hanım diyor ki, e, canım benim teşekkür ediyoruz. Her gün izliyorum diyor. Benim mantım yumuşak yani diyor ki yumuşak pişirdim halde e, yoğurtlayınca sertleşiyor. Ee, neden öyle olmuş? İşte onu soruyor. Yani aslında yumuşak diyor Hı. ama diyor sonra e, yoğurt... yoğurdu koyduğum zaman diyor sertleşiyor. Yoğurtasını diyor. mı çok koymuş acaba? Ha, Hı. ne kadar koyacak yoğurt? Yani bir kaseye bir adet yeterli olacak. Bir evet. de 4-5 dakika bu mantımız 4-5 dakikada hazır. Anladım. Biraz Kapatmaya e başlayalım bence. Başlayalım. Ha. Biraz emekli ama yani zahmetsiz de yemek olmuyor. Hemen başlayalım. Tamam. Bakalım kapatmada bize göstereceğiniz özel bir yöntem olacak mı? Hemen hemen başlayalım. Ha. Şöyle. Böyle kapattık. Hı. Üçgen şeklinde kapattık. Sonra onu büktük. Evet. Anladım. Böyle. Bir daha bir görelim. Biraz Hı -hı. yavaş yapın. Tamam. Ha. Bak bir gösterin kamera. Şu kamera sizi çekiyor. Hani Böyle. Sizi... Hah. Evet. Aynı burada yapın. Üstünüzde siyah rahat gözüküyor. Tamam. O zaman şöyle kapatalım. Hı. Böyle. iki kulağı birleştiriyoruz. Şöyle yapıyoruz. Hı. Güzel. Böyle. Sanki peçete katlar gibi değil mi? Evet. Evet, evet, o yöntemle böyle birleştir, evet. yanlarını da, da iyice. Ama herhalde yanlarını da iyice yapışması Böyle aralardan çıkamasın, değil mi? E, Tabii bastıracağız. Yok suya girince açılır, açılır. Evet. Suya girince açılır. İnceliği de böyle olacak. Et görünecek. Hı hı. Böyle olacak. Benim e, bir şeyim var. E, müşterimiz var kulaklı. "Ay diyor kulaklı mantı alacağım." diyor. Derya Hanım ona da selam olsun beni izliyorsa buradan. E, onlar Epey bir Evet. aldınız kulaklı... aldınız, herkeslere selamlar Herkes... yolladınız. Siz e, tabii çocukları da büyütmüşsünüz. İkisi e, bugün geldi. Ne güzel fotoğraflar evet. çektirdik. Evet. Harika. Evet. Ben de artık ne yapıyorum? Çocukları büyüttüm. Program program geziyorum. İyi yapıyorsunuz. <laughs> i̇yi yapıyorsunuz. Darısı Buyurun. benim başıma. İyi. Ay Pelin Hanımcığım sizin de 6-7 yaşındaydı. Evet, evet. İlkokula başladı. Maşallah. Sağ olun. Siz ne şanslısınız. Bakın programlara sizinle geliyor. Biz tabii hafta sonları e, oğlanı nasıl gönlünü eğleriz, ayrıca nasıl eğleniriz, ne yaparız, ne ederiz diye düşünüyoruz. Ama sevgili seyircilerimize e, bugün benim bir önerim olacak çünkü bu hafta sonu oğlum Ömerle ben sinemaya gideceğim çünkü Rafa'dan Tayfa diye bir çizgi film var biliyorsunuzdur muhakkak evet, tabii, çünkü biliyoruz. çok takip edilen çok sevilen bir e, çizgi film, ...TRT ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. İşte o çizgi filmin Sinema filmi bu hafta vizyona giriyor ve biz de istedik ki bu güzel haberi özellikle çocuğu olan seyircilerimizle paylaşalım ve bugün e, kahramanları rafatan Tayfa'nın Akın, Mert, Hayri Kamil ve onların yapımcısı, onların büyüğü diyelim, e, İsmail Fidan bugün bizle birlikte olacak. Acaba hazırlarsa gelebilirler mi? Müzik istiyoruz. Rafa'dan burada heyecanlı Yardımı da sever çevresine faydalı Abi, kardeş, arkadaş hepsi farklı huyda. Bizim çocukların adı Rafa'dan, Rafa'dan Tayfa İyilikten herkes onları. Saymakla bitmez birçok iyi yanları Bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa Hiç yerinde durmazlar herkes bilir onları Sağa de, sola koşsalarda kesişiyor onları Unut bildiklerini aç bir yeni sayfa Bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa Rafa'dan Tayfa Rafa'dan Tayfa Hepsi burada bir arada Rafa'dan Tayfa İsmail Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben esas bugün oğlanı getirecektim ki burada ne güzel fotoğraflar çekecek ne onlarla oynayacaktı. Bana akşam eve gidince diyecek ki anne niye ben okula gittim bugün? <laughs> Ama yavrucum diyeceğim, eğitim öğretim hafta sonu da gideceğiz. Çok güzel bu hafta sonu bugün. Evet. Yıllardır ee, bekliyoruz. Evet. Gerçekten dediğiniz gibi heyecanlıyız. Merakla bekliyoruz, tüm izleyicilerimizle birlikte. Hı hı. Hatta bunu şöyle e, söylüyoruz, biz son 10 günden itibaren bütün karakterlerimizi... E, ...geri sayıma başladık ve bütün Türkiye aynı anda bizde geri saydı adeta. Evet. Ve bugün artık vizyonda. Evet buyurunuz. şöyle ortaya alayım sizi. Orada tabii kokular bizi cezbediyor, mutfağa doğru geliyor. Hayri'yi getirdiğimizden e, iyi mi yaptık emin değilim, <laughs> Hayri mantıya dayanamaz açıkçası. E gitsin Hayri, Sultan Hanım'ın yanına. Ah bak gidiyor. Hakikaten öyle e, epey zamandır bekliyoruz. Benim oğlan da 7 yaşında. Allah Size tercih. amin hepimizinkine. Özellikle teşekkür etmek istiyorum. Öyle bir çizgi film ki hakikaten çocuklar iyi. Ortada böyle e, garip bir durum yok. Hani ne bileyim vardır ya böyle garip özentili evet. durumlar. Ondan sonra çocuğu daha böyle saldırgan hale getiren Aynen, duruma speriz. hiç a öyle bir şey yok. Hakikaten bizim e, tüm böyle manevi değerlerimizi de çocuğumuza Hı. aşılamak istediğimiz iyiliği, güzelliği de siz çizgi filmde aslında tatlı tatlı anlatıyorsunuz. Aynen öyle ki şöyle aslında e, belki ciddi bir araştırma sonucu bu. Dünyada bir örneği yok ki içerisinde çatışma olmayan şiddet, büyü, sihir e, gibi az önce sizin de bahsettiğiniz gibi kavramların hiçbirinde olmadığı ama bu denli reyting rekorları ve başarıyım zaten bir çizgi film yok olarak biliniyor. Biz bunu tabii şeye bağ, e, bağlıyoruz. Şu an biliyorsunuz işte ebeveynlerin yoğun iş hayatı, e, modernleşmeyle birlikte o e, ne diyelim yabancılaşma, bebeğin <laughs> tarafında böyle bir durum var. Çocuk tarafında ise e, sanal çocukluk var biraz. Soruyorsunuz Öyle. kaç tane arkadaşım var diyor ki 500 tane. Nerede? Nerede? Facebook'ta. Ya. Ama bizim zamanımızda biliyorsunuz 5 taneydi belki ama <laughs> hepsi yanımızdaydı. Biz Ebeveynle o çocuk arasındaki köprüyü oluşturmaya çalışıyoruz ve samimi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de çok şükür e, karşılığını görüyoruz, alıyoruz. Ne kadar güzel. E, fragmanı izleyelim mi? Olur. çok Size eminim çok heyecanlısınızdır Aynen. seyircisiyle buluşacak diye. Hadi o zaman e, çizgi filmin, bugün vizyona girecek olan çizgi filmin izleyelim bakalım fragmanında neler var falan olamam efendim. Evler çürükmüş de, yıkılacakmış da. Bu kadar kaygılanmayın efendim lütfen. E, bizim mahalleye isteseler de dokunamazlar. Muhitimizin tarihi değeri büyük. Kütüphanede eski bir kitap vardı. Mahallenin önemini o kitapla izah edebilirim aslında. Adı ne kitabın? Unutulan İstanbul Dehlizleri. Ha, baksanıza. Dehlizi görmeye <laughs> turistler bile gelmiş. Ha? Abilerim. E, sanırım dehlizi bulduk. Gençler, gecenin bir saati burada ne yapıyormuş? Abimler iki adamı takip ediyor. Ne? Takip mi? Kimi? Kuşçu baba sen de geç. <laughs> Yaklaşın. Ne yapıyorsun? Kendini belli edeceksin tamam. Sen işine bak şöbiyet bir. Rafadan Tayfa Dehliz Macerası 26 Ekim'de sinemalarda. Kaçırmayın. İşte bu. <laughs> Harika. E, Rafadan Tayfa'nın şöyle bir enteresan özelliği var. E, çizgi film hani çocuk işidir derler. Belki böyle bir iki büyük... ...bakar hani çocukla birlikte ne izliyor falan diye. Rafadan Tayfa'lı... ...büyükler de şimdi mesela dehliz mehliz ben de bayılırım öyle gizemli şeylere. E, ...büyükler için de ilgi çekici. Evet. Yani burada şöyle de bir örneğimiz var artık elimizde. İstanbul ve Ankara galalarını tamamladık. Hatta ayağımızın tozuyla buraya geldik. Hı. Ee, Hı. Burada izleyici reaksiyonlarını aldık. Ve biz e, gerçekten yetişkinler... ...yani ebeveynleri de çok Hı. düşünüyoruz. Ya dediğimiz gibi o köprüyü bağlayan en önemli e, şey bu. Gerekçe Hı. bu. E, çocuklardan daha çok neredeyse ebeveynler... ...gülüyor, tepki gösteriyor ve seviyor. Hı. O yüzden e, biz inşallah sinemalara geldiklerinde... E, ...ebeveynlerin de en az çocuklar kadar izleyip... ...keyif alacağını düşünüyoruz ve... Çocuk o iki kuşağın keyifli bir vakit geçireceğini düşünüyoruz. Evet e, TRT'nin de çok e, sevdiği, sahiplendiği ve aslında bu işin evet. içinde de TRT'nin e, evet, katkıları ortak. var kurumumuzun. E, bu anlamda da seyircilerimize hakikaten e, güvenerek ailecek gidebileceklerini rahatlıkla söylerim. Ki ben de dediğim gibi hafta sonu oğlumu alacağım ve gideceğim. Siz tabii çocukları da çok gözlemliyorsunuz. Yani çocukların... E, iyi verdiğinde iyi aldığını söyleyebiliriz değil mi? Kesinlikle. Yani şiddeti gösterdiğinde çocuk da şiddete eğilimli oluyor. Aynen ki orada şöyle yine bir örnek verebiliriz. Burada dediğiniz gibi pedagojik onaylı bir çizgi film bu. Hem dizileri ki TRT Çocuk pedagojik imzası olmayan bir çizgi filmi yayınlamıyor zaten. Oradan o yüzden bu TRT Çocuk'a bir alkış göndermek Hı. gerekiyor. Biz sinema filminde dahi pedagojik bir e, bilim eşliğinde hı hı. E, senaryomuzu oluşturduk. Çok güvenli ve zaten genel izleyici hı hı. yaş olarak çıktı. Herkes gönül rahatlığıyla tüm yaştan çocukları götürebilir bu arada. Evet. Bu arada ben de şunu söyleyeceğim Hayri benim oğlanı temsil ediyor. Arkada böyle fıkır 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 fıkır, <laughs> fıkır 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 bak 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 öbür gülüyor. gülüyor. Gerçekten her karakterin bir kendine göre e, has kişiliği var. O yüzden çocuklar şöyle söylüyor mesela Akın genelde izleyici kitlemizin yaşında o yüzden hı. Akın diyor ama... Kamil abi, Hayri abi diyor. Çünkü onu artık aileden birisi olarak görüyor. Aha. Filmin hikayenin içinde yaşıyor. O gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Evet. Ki dediğiniz gibi biz onun sahada karşılığı müzikallerimiz var biliyorsunuzdur. Türkiye'nin hemen hemen her iline gittik. 65 ili gezdik. Ve her yerde aynı reaksiyon aldık. Batı'dan Doğu'ya. Tabii bu e, inşallah bu sinemada da çok daha fazlasını alacağız. Ve şuradan i̇nşallah. şunu da söyleyelim. Yerli yapımlarda e, lokasyon rekoru da kırmış olduk. Aa, i̇nşallah evet. kişi rekorunda bekliyoruz. Siz sosyal medyada da yanılmıyorsam milyonlarca evet. izlenmeyi YouTube'da 750 milyon diye evet. çok yüksek bir oran bu. Evet. Hakikaten büyük başarı. Biz de tabii itiraf edelim bazen çocuğu sosyal medyadan evet uzak tutmaya çalışıyoruz ama yemek yerken veya uslu durmasını istediğimizde önüne bilgisayarı açıp haydi çocuğum buyur izle ama en azından izlediği şey çocuğa faydalı bir şey olsun. Evet. Kaç dakika film? Film 84 dakika <laughs> ee, ve gerçekten Rafadan tayfa hep mahallede olduğu için böyle maceraya aç bir tayfa diyelim ki Rafadan da oradan geliyor zaten. Aha. O yüzden e, çok büyük bir macera. Rafadan Tayfa'nın en büyük macerası diyebiliriz. O yüzden e, şu an filmde dediğimiz gibi yetişkinler dahi filmden bir an gözünü ayırmadan izliyor ki e, özel gösterimde 84 dakika ara vermeden izledik. Ara vermediğimiz halde bir tane çıkan çocuğa rastlamadık. O gerçekten maceranın büyüklüğünü bize gösteriyor. O yüzden gerçekten herkesi e, heyecanla, merakla bekliyoruz evet. ve onların da merakla beklediğini biliyoruz. Evet, e, tabii dünya çapında iyi yapımlar var ama bir şeyin yerli olması çok evet. önemli. Çünkü biz hakikaten belli bir gelenekle, belli bir kültürle e, büyüdük ve çocuklarımızın Hı. da aynı şekilde o değerleri taşımasını istiyoruz. Aynen. Hem çocuklarımızın burada yine önemli bir noktaya temas ettiğiniz aslında biz tamamen yerli ve milli olan içeriğimizi tüm dünyaya pazarlamaya çalışıyoruz ve şu ana kadar Singapur, Fransa, Amerika her yerde fuarlara götürdük Ve birçok kişi bu filmi bekliyor. O zaman hazır değildi. Fragmanlarını gördüler. Evet onlar bile heyecanlandı. Şu an ilk Güney Amerika, Singapur, Fransa ve Amerika'da fuarlara gideceğiz ve bu yerli milli içeriğimizi tüm dünyadaki çocuklara ulaştırmaya çalışacağız ve çok ülkede de satılacağını düşünüyoruz. Şu an Almanya hazırda bekliyor. Biz ne zaman desek orada vizyona girecek. Gerçekten bu bizi hem gururlandırıyor çünkü dediğiniz gibi o yerli ve milli içeriği tüm dünyaya duyurmak önemli bir görev bizim için. Yani başka yabancı bir çizgi filmde şeyi kimse göremez. Yani dedesinin elini öpen bir evet, çocuğu kimse evet. göremez. Halbuki biz istiyoruz ki biz Çocuklarımız bir ortama girdiğinde böyle terbiyesiyle evet. kendini belli etsin diye. Evet. Yalnız 3 sene sürmüş yani çok bekledik. Neden o kadar oldu? Yani burada tabii e, sponsor arayışlarının da etkisi var ama tabii biz içeriğimiz gerçekten o pre-production dediğimiz kısım. Yani Hı -hı. ön senaryonun oluşması en önemli kısım. Çünkü başarı yani içerik başarılıysa sinema her zaman e, o başarıyı getiriyor. O yüzden içerik kısmına zaten cid, belki 6 ay 8 ay Hı -hı. gibi bir e, zaman harcadık. Evet. <laughs> Pardon. Sonrasında animasyon kare kare işleniyor ki biz rafadan tayfayı şöyle değerlendiriyoruz. Ee, ...içeriğinde her harfinin, e, animasyonunda her karesinin, Hı. müziğinde her notasının düşünüldüğü bir proje. Tabii böyle olunca da inlik inlik işleniyor. Tabii ki. Ee, yüzlerce arkadaşımızın emeği var. Gerçekten hepsine teşekkür ediyorum. Hı. Gece gündüz çalıştılar. Yani üç yıl ama son bir buçuk yılı da inanılmaz yoğun tempoyla geçti. Siz aynı zamanda müzikleri de yapıyorsunuz. Yani tam manasıyla evet. e, işin içindesiniz. Bakıyorum e, öyle vakti oldu çocukları da mutfaktan uzak tutmak. Bu anlamda da ayıp. Çocuklar... Çocuklar hadi gelin hepiniz birlikte mutfağa gidelim. Sultan ablanın yanına. Çünkü o of. hazırlıklarını... Gel gel gel. <laughs> Koşturmaya bak. Allah güzelliğe bak. Herkes için yaptık mı Sultan ablası? yaptık yaptık. Aa götürdü. Götürdü. <laughs> İsmail Bey size... ...ee... ...başarılar diliyorum. İnşallah hak ettiği karşılığı alacaktır ama evin patronu belli bir noktadan sonra kumanda çocuklarda. Evet. Şimdi hafta sonu gelince de hepimiz istiyoruz ki bir yere giderim ama çocukları böyle e, ne bileyim alışveriş merkezlerine bazen tıkıyoruz. Öyle bir sıkıntı da olabiliyor. Sinema filmi geldi. Ay kibar da bak geri getirdi. Dayanamadı. <laughs> evet. Geri getirdi. Sunumumuz da hazır evet, Öyle bana. değil mi? Evet. Ben neden acele ediyorum? Reklam. Bak ne kadar güzel. Böreklere de eklemeler de yapılıyor. <laughs> ha. Bunun e, yoğurdunun da herhalde oranı da önemli değil mi? Bu çok bol yoğurt yaptığımız Tabii, zaman çok sulu da olmayacak. Yani sulu isteyen sulu yapabilir, susuz isteyen böyle. Hı -hı. Yapabilir. Ama süzme yoğurt daha daha güzel oluyor. Süzme yoğurt hanımlar denesinler. Tamam. şimdi bu... Bir dahaki sefere e, sarmaları da yapacağız. Evet. Şimdi, şimdi bunu. son sosunu koyalım. Harika. Sabırsızlandığınızı biliyorum. Onun için yavaş yavaş reklama gidiyorum. <laughs> İsmail Bey çok teşekkür, biz ederim. teşekkür ederim. Geldiğiniz Ağabeyiniz için. için. E, biz de çok arzu ettik ki seyircilerimizle bu bilgiden haberdar olsun. Bazen koşuşturma Hı, içinde evet. vizyonda ne var ne yok bilmiyorlar. Eminim sevinmişlerdir. Çocuklar sizlere de teşekkür ederiz. Şimdi reklama gideceğiz ki afiyetle bu mantıların tadına bakalım. Reklamlardan sonra buradayız. Hayreden kalırsa tabi. <laughs> Namaz nasıl kılınır? Allahu Teala açıkça şöyle buyuruyor. Secdede ve rükuda hangi tesbihat ve dualar söylenir? Elleme nahtimu ale efvahi. Namazların kazası nasıl yapılır? İlahiyatçı Doktor Erkan Aydın uygulamalı açıklamalarıyla stüdyomuzda. <laughs> nasıl kılınır? Allahu Teala açıkça şöyle buyuruyor. Secdede ve rükuda hangi tesbihat ve dualar söylenir? Elyevme naktimu ale efvahi. Namazların kazası nasıl yapılır? İlahiyatçı Doktor Erkan Aydın uygulamalı açıklamalarıyla stüdyomuzda. <laughs> Evet, hayırlı cumalar sevgili hocam. Doktor Erkan Aydın'la beraberiz. İlahiyatçı yazar her zaman olduğu gibi keyifli sohbetine şimdi tanıklık edeceksiniz. Geçen seferden sözünü vermiş olduğumuz e, namaz mevzuna girmek istiyorum bugün. E, Birçok tabi aklımızda soru var. Mesela namaz nasıl kılınır secdede rükuda ne diyoruz o duaların anlamı. Sonra mesela özellikle sabah namazına uyanamayanlar nasıl kaza ederler? Ee, ...ikindi namazı ne zamana kadar kılınabilir, kerahat vakitleri var, bundan ne anlamamız gerekiyor... ...en azından orada hızlıca farzı kılmalı mıyız, sünneti ne yapacağız, hepsi hepsi hepsi. Şimdi onlar benim elimde not olarak var ama sevgili seyircilerimizden gelecek olan soruları da muhakkak bekliyoruz. WhatsApp hattımız zaten sürekli ekranlarda olacak sevgili seyirciler. Nasıl başlayalım? Hayırlı cumalar. Size de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle her gün ne başlarken dua edermiş. Dermiş ki Ya Rabbi ey kapılar açan Allah'ım bize hayır kapıları aç. Amin. Ben de onunla başlayayım. Allah'ım size ve bütün izleyicilerimize hayır kapılarını açsın. Güzellikler versin. Amin. Namaz gibi Kur'an-ı Kerim'de 99 defa geçen ve kıyamet günü insanların hesaba çekilecekleri ilk amel olan ve Allah'la buluşma olan Bundan söz edecek olmak bile çok güzel bir şey. Teşekkür ederim. İsterseniz biraz böyle namazın faziletinden, öneminden bahsedelim. Daha sonra da namazdan önce yapılması gerekenler nedir? Namazın içinde nedir? Böyle tek tek anlatalım. Sonra sorulara da cevap veririz inşallah. Genelde şöyle algılanır. Ya bu namaz Allah'a karşı bizim bir borcumuzdur. Borcumuzu ödeyelim. Dolayısıyla ödeyelim de kurtulalım. Hatta böyle bir an önce ödeyip kurtulalım tarzı bir anlayış da vardır. Şimdi şöyle tane tane ayırarak gideyim. Ehli sünnet inancında ameller imandan bir cüz bir bölüm değildir. Yani bir insanın namaz dahil hiçbir davranışı amelinin bir bölümünü oluşturmaz. Bir insan hiç namaz kılmıyorsa, oruç tutmuyorsa, diğer ibadetleri yapmıyorsa günahkardır ama yine mümindir, yine Müslümandır. Ama ameller de imanı koruyan bir kalkandır. Namaz da bunların en önemlisidir. Evet farzdır. Yani her kulun mükellef olan, sorumlu çağına gelen herkesin yerine getirmesi gereken bir ibadettir kıyamet günü Allah insanlara bunun hesabını mutlaka soracaktır. Farz bir ibadettir ama borçlu alacaklı ilişkisi namazı ifade etmek için bence yetersiz kalır. Çünkü Allah'la kulun buluşmasını bir borçlu alacaklı ilişkisine indirmek dinimize yapılabilecek belki de en büyük kötülüklerden bir tanesi olur. Şöyle düşünelim. 24 saat var. 24 saatin içerisinde biz hepimizin öğrencilik hayatı oldu. Şu anda da okula giden öğrencilerimiz var. İşte 40 dakika ders, 15-20 dakika teneffüsler var, değil mi? Hı hı. Üniversitede blok dersler var. Ama sonuçta 8 saat süren bir ders yok. 12 saat süren bir ders yok. Mutlaka teneffüsler var, ara veriliyor. Şimdi bu hayatın meşguliyeti içerisinde aynen okulda olduğu gibi insanın bir teneffüse ihtiyacı var değil mi? <laughs> yani siz de program yapıyorsunuz. Bu programın bir ara verme ihtiyacı hissediyoruz. Reklam oluyor, aralar oluyor vesaire. İnsan tabii hayatı. Tabii mı? ki. Peki biz bu hayatta teneffüse nasıl çıkacağız? Namaz 24 saatlik bir günde 5 defa adeta teneffüse çıkmadır. Teneffüs ne demek? Nefes almak demektir. İsterseniz nerede olursanız olun mutlaka sizin dışınızdaki çevreniz, insanlar sizi mutlaka rahatsız eder, sizden bir şey ister. Ama namazdaysanız herkes bunu anlayışla karşılar. Bizim 24 saatte teneffüse çıktığımız, kendimizle Allah'la baş başa kaldığımız tek an namaz anıdır. Dediniz evet. ve şimdi aslında ...birçok kişinin tam bu noktada aklına gelen ve bizim de elimizde olan çok enteresan bir görüntü var. O görüntüde, ya görüntü kendini anlatıyor aslında. Şimdi namaz Hı -hı. esnasında hemen herkesin başına gelmiştir. Bir küçücük evdeki yavru, çocuk veya büyük de olabilir, Hı -hı. bakın bu soruyu onu dahil edebiliriz. Ya önünden geçer, arkasından geçer ama özellikle çocuklar çok rahattırlar bu konuda. Ee, heh, şu görüntüyü lütfen izleyelim sevgili hocam. Sizin de yorumlamanızı rica edeceğim. Söyle bil alemine Rahman ve Rahim'e maliki yorma dine iya kâne abadu. Ya amca. Gemşi ve şu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin. Rahman ve Rahim maliki yevme dine ya kana Şimdi burada sorulacak sorular aslında arka arkaya. Bir, küçük bir çocuk geldiğinde önümüzden arkamızdan geçtiğinde genelde bizim ilk ağzımız Yüksek ses, daha yüksek sesle okumak yani anla çocuğum git. Şimdi burada amcamız heh, devamı da var, bir tane daha var. Hı hı. <laughs> Sırtın bir de sırtı binerler hakikaten. Evet. Soru çok güzel. <laughs> evet. Bir de yalnız orada az önce amcam patlattı da. Evet. O da bozar mı diye soruyorum. Şimdi Buyurun. soru çok güzel. Karşılaştığımız bir durum, bunu ayırıyorum ve cevap vereceğim ama görüntülerle ilgili başka bir şey söyleyeceğim kişisel olarak görüntüleri çok doğal bulmadım ee, sanki yani kişisel yorumum bu benim Hı. sosyal medyada da çok dolaşıyor bu muhtemelen sosyal medyada paylaşmak daha fazla izleyici takipçi almak için mizansen bir kurgu olarak yapılmış ee, yani çünkü namaz kılarken birinin sürekli telefon elinde birini çekiyor olması hayatın doğal akışına aykırıdır. Onun için önce izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Dinle ilgili konular, hele de ibadetler vesaire asla bu tarz şeyleri kaldırmaz. Yani izleyicilerimizden istirham ediyorum lütfen. Böyle Allah'la ilgili ibadetle dinle ilgili konuları bir paylaşım ya da takipçi artırma konusu yapması hmm. çok hassas bir Kesinlikle, konu anladım. yani bunca tecrübeme e, dayanarak. Yani, dayanarak bu görüntülerin daha fazla paylaşımcı elde etmek amacıyla çekilmiş bizansen olduğunu düşünüyorum hı hı. çünkü hepimiz namaz kılıyoruz hiç kimse namaz kılarken kamera dayayıp kendisini görüntülemiyor hı hı. muhtemelen yani bu tarz şeyler. Onun için bu konuda izleyicilerimizi Ama tenzih ediyorum. Ama mesela burada, tabi tabi anladım. E, ben sizin neye kızdınız da. Mesela burada da e, camide bu, bu, bu güvenlik normal kamerasından çekilmiş şey Bu çok, çekilmiş bu bir çok normal bir şey. Ama evlerde de bu tarz şeyler oluyor. Bakın Kesinlikle. camide de Şimdi, Hatta gelir mesela seccadeye kedi oturur. Peygamberimizin de başına gelmiş tabii, bir Ona bir cevap hususudur. vereceğim. O çok konuşalım. önemli. Soru da çok güzel. İkiye ayırdık. Birincisi e, izleyicilerimizi tenzih ederek... İslami konulardaki bu konulardaki hassasiyetimizi koruyalım. Hı hı. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gün minberdeydi. Hasan ve Hüseyin torunları kapıdan girince indi, onları aldı, yukarı çıkardı. Namaz kılarken sırtına binerlerdi ve Resulullah aleyhisselam onlar düşmesin diye secdesini uzatırdı. ...secde de duasını uzatıyor Secdesini uzatıyordu. Uzatırdı Hı -hı. ki kalkarsam düşerler diye. Hacı. Dolayısıyla namaz kılarken... ...mutlaka çocukların göreceği yerde... ...kılmalıyız. O çocuklar... ...üzerimize de mesela bu camide olduğu gibi... Ce, e, ...namaz kılarken... ...işte benim kızım da... E, ...görünce beni... ...balkondan koşarak geliyor sırtıma biniyor... ...mesela. Çok seviyor. Asla bunlar namazı bozmaz. Namaza zarar vermez. Resulullah Aleyhisselam'ın torunları... O rükudayken üzerine çıkarlardı, bakın düşmesin diye secdesini uzatırdı. Hı. Onun için bizde genelde Anadolu'da şöyle çocuk önden geçerken el uzatılır ya da bir tane vurulur. Asla böyle şeyler olmasın. Hı. Çocuk namazı bozmaz. Dolayısıyla sırtımıza da binse, mesela çocuklar genelde e, anne ya da babanın secde edeceği yere uzanmak isterler. <laughs> yani rahatsız etmeyelim, biraz duamızı uzatalım, bekleyelim. Çocuklar namazı sevsinler bu şekilde. Hmm. Özellikle camilerde cemaatle namaz kılınırken, Ramazan aylarında çocuklar böyle bir sevinçle camiye giderler. Ama çocuktur. Güler, oynar, koşar. Orada cemaat bundan rahatsız olursa, hmm. hele de Allah korusun çocuğa karşı bir şiddet uygularsa, çocuklar camiye küsüyorlar. Hmm. Çocukken... E, bu biraz yaramazlıklarını hoşgörü göstermediğimiz, tölleri etmediğimiz çocuklar camiden bir kaçıyorlar. Bu da camiden evet. bir görüntü. Büyüdükleri zaman o çocukları bir daha camiye getiremiyoruz. Bunu gördünüz mü? Bak tepesinde, tepesinde. Evet, <laughs> çok güzel mesela. Çocuklar diyoruz ya melektir çocuklar. <laughs> çok çok güzel bir görüntü. Evet. Diğerleri de koşuyor farkında mısınız? Tabii koşsunlar. Yani çocuklar ön safa gelsinler, <laughs> asla camiden çocuklarımızı şey yapmayalım. Soğutmayalım diyorsunuz. Soğutmayalım. Peki. Çok önemli. Peki bunun mesela büyük versiyonu olsa diyelim ki bilmiyor, yani bilmediğinden e, namaz kılanın önünden, arkasından geçiyorsa... E, ...diyelim iş yapıyor, bir yerden bir şey taşıyor falan filan. Evet. Mesela o bozuyor mu? Şimdi namaz kılanın önünden geçmek namaz kılanın namazını bozmaz. Hı. Yalnız... Resulullah Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerinde çok özenle üzerinde durduğu bir konudur. E, namaz kılanın mümkünse önünden geçmeyin. Bu namaz kılanın namazına ve kendisine bir saygıdır. Onun için yani geçeceğimiz başka yer varsa mümkün mertebe namaz kılanın önünden geçmemeliyiz. Ama Mescid-i Nebevi gibi, Kabe gibi yani çok fazla insanın olduğu ve başka seçeneğimiz olmayan yer müstesna. Bir seçeneğimiz varsa mutlaka büyükler için söylüyorum namaz kılanın önden geçmeyeceğiz. Ama çocuklar bunu bilmezler. Çocukların önden geçmesi üzerimize çıkması namaza zarar vermez. Sevdirelim çocuğa namazı diyelim. Şimdi dedik ki yani namaz bir teneffüse çıkma böyle ve Allah'la kul arasında bir buluşmadır. Yani düşünün ki şu anda çok üst düzey işte devlet yöneticileri ve işimizin olduğu birisi bize bir randevu verse. Bize bu randevuya hazırlanırız, o randevuya gideriz. Hatta erken gider onu bekletmemeye çalışırız vesaire. Allah hiçbir şeyle mukayese edilmez. Üzerimizde hakkı olan Allah'tır. Bizi yaratan O'dur. Onun için hak deriz mesela. Allah tenezzül etmiş. Yarattığı kuluna günde beş defa ...zorunlu olarak bir randevu vermiş. Yani ihtiyacı olan biziz. Bizim namaz kılmamızın... ...Allah'ın mülkünde bir eksilttiği... ...artırdığı bir şey olmaz. Çünkü essamettir Allah. Herkes ve her şey ona muhtaç. O hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değildir. Bizim namazımıza da ihtiyacı yoktur. Buna rağmen bize... ...randevu vermiştir. Günde beş defa huzuruna çıkarız. Ve... ...kulla... E, ...Allah'ın arada perde olmaksızın miraç benzeri, Resulullah Aleyhisselam miraca çıkması gibi buluştuğu bir andır. Allahu Ekber dediğimizde direkt muhatabımız Allah'tır. Hmm. Yani Allah'la yüz yüze bir görüşme anıdır namaz. Onun için bu buluşmaya kimse bizi zorlamamalı, acele etmeliyiz, severek gitmeliyiz. ...ve bunun bir Allah'la buluşma olduğunu görmeliyiz. Şimdi randevu dediniz, buluşma dediniz... ...buradan yola çıkarak o benzetmeyle ilgili olarak... ...tabii bu namazların da vakitleri var. Evet. Ve e, belli bir zaman eğer kılınmazsa o süre içerisinde... ...devamında onu telafi etmek adına eğer kaçırdıysak... ...kazalarını kıl. Evet. İsterseniz şöyle başlayalım. E, tabii ki vaktinde her zaman için. Ha mesela... E, Ezan okunduktan hemen sonra mı kılmak en makbulüdür? Evet. Misal. Şimdi namazların vakti dediğimiz şey bir namaz vaktinin girmesinden o namaz vaktinin çıkmasına kadar geçen zamandır. Evet. O zaman demek ki biraz daha genişleterek sizin sorunuzdan namaz vakitleri vesaire bunlardan bahsedeyim. Şimdi namaza başlamadan önce yapılması gerekenler var. Bunlardan biri de vaktin girmesi büyüklerimiz ve bizi izleyenler hatırlarlar. Küçükken böyle öğretilirken denir. Namazın 12 tane farzı vardır. Bunların altısı içinden, altısı dışından denir. Nedir o? Yani altı tanesinin namaz başlamadan yapılması gerekenler, diğerleri de namazın içinde olması gereken. Nedir? Bir. Bir kere hadesten taharet denir. Yani abdest almak. Namazın birinci şartı abdesttir. Hı hı. İşte gusül ihtiyacı olan gusül, normal abdesti ihtiyacı olan abdest almasıdır. Fiziki olarak bu. Hı hı. İki, necasetten taharet. İnsanın namaz kılacağı, secde edeceği yerin ve namaz kılacağı elbisenin temiz olması. Hı hı. Temiz olması derken kirli olmaktan bahsetmiyorum. Çünkü kir başka bir şeydir. Ama namaza engel olma yönünden... ...pislik başka bir şeydir. Nedir bunlar? Kandır. Affedersiniz yani bir idrar vesaire böyle... Hı. ...alkol tamam bu tarz şeyler. Ya da onlara bulaşmış şeyler. Bunlar namaza engel olurlar. Bir de mesela diyelim ki... ...bir fabrikanın yanında, bir sanayi kuruluşun yanında... ...veya herkesin günlük işe gittiği bir cami var... ...cuma namazına gidecek insanlar. Şimdi sabahtan akşama kadar hiç ayakkabı çıkarılmamışsa değil mi insanların ayakları kokabilir. Çorapları da kokabilir. Dolayısıyla o kokuyla camiye girildiği zaman başka insanlar rahatsız olurlar. Onun için böyle günlük işe giden ama hiç ayakkabısını, çorabını değiştirme imkanı fırsatı olmayan insanların mutlaka yanına yedek bir çorap almalarını tavsiye ederiz. Yani olsun abdest alıp namaza girecekleri zaman mutlaka çoraplarını değiştirerek girsinler. Hmm. Bunlar da nedir? Namaza hazırlıktır. Allah'ın huzuruna gidiyoruz. Kimseyi rahatsız etmemek evet. için temiz olsun. Sonra ne dedik? Abdest aldık. Namaz kılacağımız yeri temizledik. Ondan sonra bedenimiz, elbiselerimizi vesaire temizledik. Bir de namaz kılabilmek için namazın namaza özgü bir kıyafet de vardır. Nedir o? Ee, bayanların yüzleri Kendiliğinden görünen elleri yani topuklarından aşağı ayaklarının dışındaki bütün vücutlarının bol bir örtüyle örtülü olması gerekir. Hı hı. Bu namaz için olmazsa olmaz bir koşuldur. Erkek için de aynı şekilde kıyafet zorunluluğu. Sonrası namazı kılmak için kıbleye yönelmek ve vakit. Hı hı. İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevgûte vakitleri belirlenmiş olarak namazlar farz kılındı. Nedir de beş vakit namaz var. Hı hı. Sabah, öğle, akşam, yatsı, bir de gece kıldığımız, yatsıdan sonra kıldığımız vitir namazı. Şimdi namazı vaktinde kılmak demek, bir ezan okunduğu zaman namaz vakti geliyor. Mesela sabahleyin. Yani Allahu Ekber dediği andan itibaren şimdi, giriyor mu? sabah biraz farklı. Hı. Takvimlerimizde imsak vakti diye bir şey var. İmsak vakti sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan aylarında sabah ezanı imsak vaktinde okunur. Böylece hem e, oruç için yeme içmeyi keseriz hem namazımızı kılarız vesaire. Ama Ramazan'ın dışında sabah ezanları imsak vaktinde okunmuyor. Hmm. Yani vakit girer girmez okunmuyor. Daha sonra okunuyor. Sebebi özellikle Hanefi mezhebinde sabah namazının biraz güneşe yakın kılınması daha... ...iyi karşılanır. Hı hı. Sabah namazının vakti nedir? İmsak vaktiyle başlıyor. Güneş doğuncaya kadar devam eder. Hı hı. Bu aradaki zaman namaz vaktidir. Hı hı. Sabah ezanı vakit girdikten bir süre sonra okunduğundan dolayı... ...işe gidenler imsak vakti mesela bugünlerde nedir? Diyelim 5.40 civarı. Hı hı. Değişiyor bir dakika iki dakika. 5.40'da kalktık daha ezan okunmamış. Ama otobüse binip işimize gideceğiz, arabamıza bineceğiz... O zaman 5.40'da ezan okumamışken kendimiz beceri biliyorsak Allahu Ekber, Allahu Ekber bir ezan okuyup sabah namazımızı sünnetiyle beraber kılabiliriz. Hmm. Öğlen namazını vaktinde kılmak ne demek? Öğlen ezanı Allahu Ekber dedi, vakit girdi. Bu güneş tam tepeden batıya doğru meylet, meylettiği zamandır. Sonra ikindi ezanı Allahu Ekber deyinceye kadar öğlen namazının vaktidir. Hmm. Tabii ki. Vakit girer girmez namazı kılmak daha iyidir. Camilerde vakit girer girmez kılınır. Hı hı. Ama ikindi ezanı okununcaya kadar kıldığımız namaz vaktinde kılınan öğlen namazıdır. Evet. İkindi namazı işte her şeyin her cismin gölgesi iki katına çıktığı andır. Tabiatta da bunun bir karşılığı var. Hı hı. Sadece saatle de değil. İkindi namazının vakti ezan okununca başlıyor güneş batıncaya kadar. Akşam ezanına kadar. İşte zaten ezanlar okunduğunda da vakit girmiş oluyor sabah hariç. Vaktinde kılmak bu zaman dilimlerinde kılmaktır. Hı -hı. Şimdi belki soru şu olabilecek. Kerat mı? Yani kerat vakitleri ama ondan önce vaktinde kılamadığımız namaz Hı -hı. ne olacak? Mesela özellikle sabah namazına, mesela sabah kalkınca bir daha uykunun gelmemesi gibi bir durumda olabiliyor ya. Ee, bazı seyircilerimizden o yönde de tabi sorular geldi yapmamam gerekiyor biliyorum ama diyor e, eğer vaktinde kılarsam bu seferde tekrar uyuyamıyorum ama evden çıkmamada çok zaman olduğu için uykuya da yenik düşebiliyorum ve vaktinde kılamıyorum o zaman öğleye kadar kalktığında kılsam olur mu evet şimdi bu birçok insanın başına gelebilir normalde yani uyanamayabilir sabah namazına uyanamadı diyelim sonra ne yapacak diye şimdi ee... Bu sorular biraz daha böyle etraflıca cevabı da gerektiriyor ki yanlış anlaşılmasın. Hem de böyle sohbet ederek soru cevap yapmış olalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz namazlarını hep vaktinde kılardı. Allah'ın emri de vaktinde kılmak bize. Ya bu konuda azami dikkati göstermeliyiz. Ama Resulullah Aleyhisselam bizim için en güzel örnektir. Asla o namazlarını Kazaya bırakmazdı. Hı. Ama bize de örnek olması için Allahu Teala onun üzerinden iki defa bize hani böyle durumlarda ne yapabiliriz bunları da öğretti. Şimdi e, burada şöyle bir soru da gündeme gelir belki size de çok sorulur namazların kazası var mıdır diye Hı. mesela diyelim işte bu, bu soruda olduğu gibi namazı kılamadı böyle tartışılır ya bu. Bakın namazı Kazaya bırakmak ve bu bahsettiğimiz durum birbirinden farklı. Şimdi Hı. ben size müsaadenizle sorayım mesela Hı. Ee, İstanbul için düşünelim. Boğaz köprüsünden birisi aracıyla gidiyor. Arabasını emniyet şeridine yakın bir yerde durdurdu, hızlıca indi arabasından ve köprüden kendisini aşağıya attı. Ertesi gün bunu haber yapacak olsanız, kaza mı dersiniz buna? Hayır, ne intihar dersiniz? Deriz. İntihar dersiniz, değil mi? Hı. Kaza başka bir şey. İntihar başka bir şeydir. Hmm. Ezan okundu. Sağlıklı bir insan namaz kılması gerektiğini biliyor. Müslüman bir insan eğer namazını kılmaz ise buna namazı kazaya bırakma denmez. Namaz konusunda intihar et dedinir ona. Hmm. Bu intihar girişimidir. Çünkü Resulullah Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Evet namaz kılmayan kafir olmaz ama namaz imanla küfür arasında da bir perdedir. Oh, okay. namazı çıkardığınız zaman imanla küfür arasındaki perdeyi kaldırmış olursunuz. Hmm. Bu kadar da önemlidir. Onun için namazı kazaya bırakma diye bir şey yoktur. Hmm. Kaza nedir peki? Hmm. Aracınızla gidiyorsunuzdur. Arkadan bir size vurmuştur mesela hı. veya sizin freniniz boşalmıştır, siz ön tarafa vurun. Dikkatsiz davranmışsınızdır. Kaza bunlara denir. Elde olmayan sebeplerle eğer tabii, namazı kaçırıyorsan bu kaza oluyor. Ve çok güzel. Elde olmayan bir sebeple namazı vaktinde kılamamışsak bu namazı tela nasıl telafi edebilirim dediğimizde kaza gündeme geliyor. Hı hı. Yoksa halimiz, vaktimiz, sağlığımız her şey yerinde. Müslüman da bir insanız. Ama vakit de geliyor, namaz kılmıyoruz. Böyle namazı kazaya bırakma diye bir şey olmaz. Böyle bir şey yok. Şimdi elde olmayan sebeplerle namaz kılınamamışsa bu namazların kazası vardır. Tamam. Ve Resulullah Aleyhisselam nasıl yapmıştır oradan bakalım. Şimdi bir sefere gittiler. Çok yoruldular. Gece Resulullah Aleyhisselam Bilal-i Hazretlerini nöbetçi bıraktı. Hı. Namaz için. Ama Bilal de yorgundu Hazreti Bilal radıyallahu anh o da uyudu. Bir uyandılar güneş doğmuş. Sabah namazının vakti geçmiş. Tekrar altını çizeyim. Resulullah Aleyhisselam ne kadar zorluk olursa olsun asla uyuyup bir namazı kaçırmaz. Bu tarz uygulamalara şöyle bakmak gerekir. Allah onun üzerinden bir şey öğretecek ki bize, öğrenelim biz de. Hı hı. Bunları böyle görelim. Yoksa Resulullah Aleyhisselam bu tarz şeylerden tenzih ederiz. Hı hı. Şimdi e, Resulullah Aleyhisselam uyandı. Evet dediler ne yapacağız ya Resulallah? Fiili bir durum. Hadi abdestlerinizi alın dedi. Güneş doğmuş. Artık aradan bir saat geçmiş. Abdestlerini aldılar. Önce sabah namazının sünnetini kıldılar. Sonra sabah namazının farzını kıldılar. Buradan öğrendik ki, bir insan sabah namazına kalkmaya niyetlenir. Bilal-i Habeşi de nöbetçi bırakır. Ne demek bilal Nöbetçi bırakmak? Alarm. Telefonu kurarsınız, alarm kurarsınız falan. Yani namaza kalkma niyetiniz ve kararlılığınız var. Tedbirlerinizi de almışsınız ama uyanamadınız. Hı hı. Kalktınız. O zaman güneş doğduktan bir saat geçtikten sonra... ...öğlen namazına bir saat kalıncaya kadar sabah namazını, önce sünnetini sonra farzını kılarak telafi edebiliriz. Yani sadece farz değil sünnetini de. Sünnetini de kılabiliriz. Burada da kılamadık. O zaman öğlen namazının farzını kıldıktan sonra öğlen namazından sonra artık sünnetini kılamayız. İki rekat olarak sabah namazının farzını kaza ederiz. Artık şimdi kaza Hı. olmuş olur. Anladım. Şimdi sabah namazı için önemli bir şey. Burada biraz önce kerat vakti dediniz. Onu da müsaadeniz olursa anlatayım ki hmm. konu daha iyi anlaşılsın diye. Ama istirham ediyorum. Yani siz araya girin çünkü siz izleyiciyi çok iyi tanıyorsunuz. <laughs> Yıl, yani çok tecrübeli bir profesyonel televizyoncusunuz. Hmm. hani izleyici adına yanlış eksik anlaşılacağını düşündüğünüz bir yer olursa Yok, ben böyle eksiklik anlatıyorum. olmaz da hani benim de merak ettiğim, seyircinin merak evet. ettiği öyle şimdi, genel sorarız. E, beş vakit namaz var. Hı hı. Beş tane de keraat vakti var. Şimdi izleyicilerimiz diyebilir ki, aa biz bunu üç biliyorduk. Evet, evet iki, ben de ona şaşırdım. Evet, iki tane daha ilave edeceğiz ona şimdi. Bir, üç vakit, bir kere kerahat vakti ne demek? E, hiçbir namazın kılınmayacağı, kılınamayacağı vakitler var. Bunlar üç tane, keraat vakti. Hı. Nedir? Güneş doğarken, hı hı. güneş tam tepedeyken ve güneş battığında. Hı hı. Burada e, keraat vaktidir. Bir de ikindi namazının farzını kıldık. Mesela ikindi oldu diyelim dörtte. İkindi namazını kıldık. Akşam namazına var bir buçuk saat. Hı, hı. İkindi namazının farzından akşam namazına kadar ...nafile namaz kılınmaz, kerahat vaktidir. Bir buçuk saat mi dedin? Evet. Fark Beş etmez. Beş dakika değil mi o? Hayır. İkindinin işte üç vaktten ayrı iki tane daha kerahat vakti var dedim ya. Evet. Şimdi onu sayıyorum. Hı. İkindi namazının farzından akşam namazına kadar... ...nafile namaz, sünnet namaz vesaire kılınmaz. Ha, nafile namaz. Nafile kılınmaz. Sabahleyin aynı şekilde sabah namazını kıldık... Daha güneşin doğmasına, vaktin çıkmasına vakit var. Sabah namazının farzından güneşin çıkmasına kadar geçen vakitte de hı hı. nafile namaz kılınmaz. Hı hı. Keraat vaktidir onlarda. Hı hı. Ama kaza namazı hı hı. kılınabilir. Hı hı. Şimdi e, beş tane keraat vakti saydık. <laughs> Bu keraat vakitlerinin dışında, <laughs> Kaza namazı ya sabah namazını söyledik, hı hı. evet. Sabah namazını kıldık. Yani vaktinde kılmak esas. Vaktinde kılamadık, o zaman güneş doğduktan bir saat geçti keraat vakti çünkü o arada Öğlene kadar kıldı, kılamadık öğle namazdan sonra. Şimdi şu soru gündeme gelebilir. Hocam ben namazın önemini çok bilmiyordum. Hı. Elhamdülillah Müslüman da bir insanım. Geldim 30 yaşına, geldim 40 yaşına, 45 yaşına, 50 yaşına. Şimdi fark ettim. Evet ben namaz kılmalıydım ama kılamamıştım. Hı. Peki ben geçmişte kılmadığım namazları nasıl hesap ettim, Ne yapabilirim? Nasıl evet. Geçmişte kılmadığımız namazlar için önce tövbe etmeliyiz. Diyeceğiz ya Rabbi beni bağışla. Ya, bu bir günahtı. Büyük bir günah işledik. Bunları tabii ki telafi etmek için kaza edeceğiz. Ne yapacağız? En iyisi ya, 45 yaşında bir insana esas alalım. Tamam. 45 yaşında ben fark ettim ki namaz Allah'ın emri, farz ibadetlerin en önemlisi kılmalıyım. Bu bilince erdim. 45 yaşından bu andan sonra Namazları vaktinde kılmaya özen göstermeliyim. Birincisi bu. İki, bundan önce namazdan sorumlu olduğum yaş neydi? İşte 12-15 yaşları. Baktım bir 20-25 sene kılmamışım. Hı. O zaman başlayacağım. Sabah namazını kıldıktan sonra kılamadığım son sabah namazının iki rekat kazasını yapacağım. Öğlen namazını kıldıktan sonra kılamadığım son öğlenin kazası ikindiden sonra kılamadığım son ikindi. Hmm. Son akşam, son yassı böylece bir günde beş vakit namaz kılarken beş vakitte sadece farzlarını kaza etmiş olacağım. O zaman şöyle mi olacak? Mesela 25 sene kayıpsa 25 çarpı 365 evet. ne yapıyor onu bir dakika... 20, nasıl hesap edeceğiz? 25 ise çarpı 365 evet, çarpı beş. 9125. Bir de 5 vakit. Tamam. Her vakit evet, için evet. 9125 evet. gibi düşündüm. O zaman 9125 kez Evet. kaza etmek durumunda. Tabii ki. Evet. Yani şunu şunu bileceğiz. Allah bunları bana soracak. Hı hı. Yalnız kimsenin kimseye bunu sormaya hakkı yok. Hı hı. Ama Allah soracak bize. Evet. Allah soracak bize. Şimdi televizyon ekranındayız, konuşuyoruz. insanlar bizi dinliyor. Biz Vallahi o kadar insanlara... dikkat dinliyorlar ki bir tane Tabii. seyircimiz şöyle demiş. Hocamız dedi ki peygamberimiz iki defa namaz vaktini kaçırdı. Diğeri hangisi onu anlatmadı. Evet. Bir de namaz uykudan hayırlıdır sözü acaba e, bu hadiseden sonra mı? İkisini de anlatayım. Tamam. Şimdi ikinci vakit ne zamandı? Hendek Savaşı. Mekke'den gelmiş 10 bin müşrik Medine'yi kuşatmışlar. Yaklaşık 27 gün süren bir e, kuşatma. Kuşatmanın 24. günü. Önde Mekke müşrikleri, arkada da Kureyza oğulları Yahudileri saldırmış Müslümanlara. İki ateş arasında kalmışlar. Hı hı. O kadar şiddetli ve bir zor bir günmüş ki Kur'an-ı Kerim Ahsap suresinde bu savaşı anlatır ve ee, böyle imanla küfür arasında gitti geldiler. Bu kadar zorlandıkları bir zaman. Resulullah Aleyhisselam o zorluk gününde öğlen namazını, ikindi namazını, akşam namazını kılamadı. Hmm. Kılamadılar namazı ve namazları bir rivayete göre kazaya kaldı. Yası vaktinde öğleni, ikindiyi, akşamı sonra da yasa kıldılar. Hmm. Bu iki örnek kılamadığımız yani bir gerekçeyle ama kılamadığımız namazları nasıl telafi edeceğimizi yani etmemiz gerektiğini en azından Resulullah Aleyhisselam bize öğretiyor. Namazı kılamadıysak mutlaka telafi etmeliyiz. Tamam. İşte Etmeye e, gayret etmeliyiz. E, namaz esnasında kıldığımız duaların anlamını da sizden rica edeceğim. Hı hı. Hani rükû, secde aynı zamanda Olur. bunlardan da bahsederek anlatırsanız çok mutlu oluruz. Ee, Demin ki sorunun sonunda bir cümle ha, evet, evet, evet. o, ilave edeyim namaz ona. Namaz uykudan hayırlıdır. Namaz uykudan hayırlıdır. Ezanda sabah ezanında söylenen bir söz biliyorsunuz. Es-salâtu <Sessizlik> hayrum minen nevm. Namaz uykudan daha hayırlıdır. Hayırlıdır. Şimdi ezanın hikayesi çok ilginç. Hı. Müslümanlar Medine'ye 622 yılında hicret ettiler. Resulullah aleyhisselam önderliğinde. Mescid-i Nebevi yapıldı. 6 ay sürdü inşası. Müslümanlar namaz kılıyorlar ama bir namaza çağırma yöntemi yok. Belli değil. Hı. Peki ne yapalım? Dediler ki ateş yakalım. E bu ya. Yeah. çan çalalım. Yeah. E bu da Hristiyanların. Ya işte bir e, boynuza üfleyelim. Bu da Yahudilerin adı. Bir türlü kendi aralarında konuşuyorlar ama namaza bir çağrı yöntemini tespit edemediler. Bu bilinmediği için de insanlar ya geliyorlar bekliyorlar ya da geç geliyorlar. <laughs> i̇şte bu günlerde Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh bir rüya gördü rüyasında yaşlı bir adam kendisine ezanın sözlerini öğretti. Hı hı. Kısa anlatıyorum. Koştu sabahleyin Resulullah Aleyhisselam'ın geldi. Ya Resulullah böyle bir rüya gördüm dedi. Resulullah Aleyhisselam'a da bildirilmişti ki vahiy ile muhtemelen. Resulullah Aleyhisselam koş Bilal'e söyle çıksın yüksek bir yerden bu sözleri söylesin dedi. Bilal Ambeş ezanı Okumaya başladığında duyduğu insanlar... Mesela ...Hazreti Ömer dedi ki ben de bu rüyayı gördüm. Ama Aha. ilk Abdullah bin Zeyd söylemişti. Belli ki birçok Müslüman bu rüyayı görmüştü. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh bile olsa... ...onun rüyasında gördüğü şey bizim için dini kural olamaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın onayından geçtiği için... ...vahyin onayından geçmiş oluyor. Sünnet nedir? Resulullah Aleyhisselam'ın yaptıkları söyledikleri yanında yapıldığında onayladıkları takriri sünnet deniyor. Hı hı. Dolayısıyla Bilal-i Habeş ezan okuyor. bilal Ağabeyş sabahleyin gelirdi Peygamber Efendimiz'in kapısını çalardı. Ve kapıdan Resulullah Aleyhisselam kapı çalmasını duymadı bir gün. Dışarıdan dedi ki: "Es-salatu hayrun minen nevm." Namaz uykudan hayırlıdır. Hı hı. Resulullah Aleyhisselam kapıyı açtı. "Ne güzel söyledi. ey Bilal." dedi. Hı hı. bilal Ağabeyş, bir sabah ezanını okurken, Hanyal felah hanyal felah dedi sonra, Es salatu hayrun minen nevm. Hmm. Dolayısıyla ezanın içerisinde bunu okudu Resulullah Aleyhisselam'ın onayıyla. Ondan sonra bu söz sabah ezanında hep zikredilir oldu. Bu çok önemli çünkü Bilal-i Habeş'in çocuğu olmamıştı. Resulullah Aleyhisselam'a dedi ki, Ya Resulallah adım unutulacak, hmm. neslim kesilecek. Kimse Bilal diye birini hatırlamayacak. Üzülme ey Bilal dedi. Ümmeti Muhammed seni hiç unutmayacak. Hı, Bak, çocuğu olmamış olan bu Bilal'i hı hı. her sabah ezanında es salatu hayrun minen nevmle hatırlıyoruz. Yetmedi. Bakın televizyon programında izleyicimiz üzerinden Allah yine hatırlattı evet. ve onun hikayesini yine anlattık. Ne güzel. Çocuğu olmadı. Nesli kesildi. Ama ümmeti Muhammed hiç unutmadı. Hı hı. İzleyicilerimize söylüyorum, her sabah ezanını duyduğunuzda es salatu hayrun minen nevm... bilin ki o Hazreti Bilal'in sesidir. Hı hı. Namaz uykudan hayırlıdır. hayırlıdır. Bu sözün de böyle güzel bir hikayesi var. Evet, çok güzel. Peki, hadi şimdi o zaman duaların anlamları. Buna evet. Geçiyoruz. Şimdi Namaz namaza başlarken bir kere elleri kaldırıyoruz, değil mi? Hı hı. Allahu Ekber diyoruz. Şimdi bu, bakın. Namaz e, kılmayınca insanlar kalplerinde oluşan manevi boşluğu başka bir şeylerle doldurmaya kalkmışlar. Mesela yoga vesaire onlarda da var. Ne var? Dış dünya ile iletişimini kes. Bu aslında tek bir namazın kendisinde olan bir şey. Elleri kaldırmanın sembolize ettiği mana da bu. Elleri kaldırıyoruz, dış dünya ile iletişimimizi kesiyoruz. Bir tarafta kadın bir tarafta erkek onu görüyor sevgili seyircilerimiz. Evet. Elleri kaldırıyoruz erkekler için ve kulaklarımızın muymuşanlığına dokunuyor böyle. Hmm. allah ve Ekber. Bayanlar ellerini daha aşağıda tutuyorlar. Bu dış dünyayla bütün iletişimimizi keseceğimiz ve Allah'ın huzuruna geçeceğimizin bir sembolik işaretidir. Ve bunu bir sözle destekliyoruz. allah ve Ekber. Namazda her hareket dört şeyle tamamlanır. Farzdır, vaciptir, sünnet müstahaptır. Şimdi tekbir almak farzdır. Hı hı. Elleri kaldırmak sünnettir. Şöyle kul, erkekler için kulak muşağına bu müstahaptır. Allahu Ekber lafzı da vaciptir. Hı hı. Allahu Ekber diyoruz. En büyük, en yüce olan Allah'tır. Sanki bu bir e, şifre bununla beraber namaza giriyoruz. Allahu Ekber demeden girmiyoruz bir kere Allah'ın en yüce, en büyük olduğunu ifade edeceğiz ki... Hı, hı. ...password, girmiş olalım, namaza başladık. Sonra bir Sübhaneke okuyoruz. Bu Hanefilerde şimdi okuyacağım dua... ...Şafilerde biraz farklı diğer mezheplerde ama... ...anlamı hep aynıdır, Allah'a tenzih etmek. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik... ...ve tebarek esmuk... ...ve teâle ceddük... ...ve la ilahe gayruk... Allah'ım senin şanının yüceliğini sana hamlederek zikrederim. Adın kutsaldır ya Rab. Azametin yücedir ya Rab. Senden başka ilah yoktur ya hı, hı. Şimdi bir düşünebilir misiniz? Hı hı. Şöyle kıbleye döndük diyelim. Hı hı. Allahu Ekber dedik. Dış dünyayı iletişimi kestik. Elleri bağladık. Allah'a gönlümüzü bağlamayı sembolize etti. Gönlümüzü bağladık. Artık Allah bizi görüyor. İbadette ihsan diye bir şey var. Nedir bu? Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Resulullah Aleyhisselam öyle buyuruyor. Allah'ı görüyormuş gibi kılın namazınızı. Siz Allah'ı görmüyorsanız bile Allah sizi görüyor çünkü. Şimdi Allah bize bakıyor, bizi görüyor ama biz onu görmüyoruz. Şimdi onunla konuşuyoruz namazda. Çünkü namazdaki muhatabımız sadece Allah. Ve ona diyoruz ki senin şanının yüceliğini sana hamd ederek zikrederim. Adın kutsaldır Ya Rab. Azametin yücedir Ya Rab. Senden başka ilah yoktur Ya Rab. Hı hı. Bundan sonra... Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Seccade getirtelim mi? istersiniz? misiniz? İster misiniz? Göstermek için mi? Evet. Eğer ekranda şekiller varsa... Tamam. Siz nasıl arzu tamam. ederseniz. Evet. Şimdi... Aslında gösterseniz daha güzel olurdu ama nasıl isterseniz. Gösterebilirim. Yani ben acaba dedim pantolon falan zorlanır mısınız? Evet. Ha tamam peki. Böyle anlatayım. Anladım. <laughs> tamam. Ee, çünkü bayanlarda şekiller biraz farklı erkekte ihtiyaç olan yerde gösteriyorum. Tamam. tamam. Şimdi başladık namaza. Sübhaneke'yi okuduk. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu da ikinci parola. Mesela işte WhatsApp kullananlar biliyor. İki defa şifre kullanma şeyi var. Bak, namazın içinde de parolalar var. Namaz müminin miracıdır diyor Resulullah Aleyhisselam. Şifreleri girdikçe Allah'la aramızdaki perdeleri kaldırıyoruz. Hmm. Allahu Ekber dedik. Birinci şifre pini girdik içeriye. Sübhaneke. Şimdi şeytanla olan bütün bağımızı dışarıdan bütün virüsleri atacağız. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. La salate limen lem yakra illa bi fatihatil kitab. Kitaptan Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz. Namazı yoktur. Hı hı. Bu hadisi şeriften dolayı Fatiha biz Hanefi mezhebinde vaciptir. Diğer mezheplerde farzdır. Fatiha suresini okuruz. İstisnasız her namazda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Övgü cinsinden ne varsa hepsine en layık olan Allah'tır. Hamd Allah'a mahsus diye tercüme ediliyor. O Rahman ve Rahim'dir. Rahmandır. Yarattığı bütün varlıkların rızkına kefildir. Onları yaşatır, idame ettirir. Ama rahimdir. Kıyamette sadece iman eden, salih amel işleyen, namazını kılan, şükreden, merhamet eden, sabreden bu insanlara sahip çıkacaktır. Malik Yevmiddin, o dünyanın sahibi olduğu gibi din gününün, ceza gününün, ahiretin de sahibidir. Öyleyse iyyâke abudu ve iyyâke Bakın en önemlisi şu. Bunu kime söylüyoruz? Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Allah bizi görüyor ve ona diyoruz ki yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Sonra Fatiha ikiye ayrılıyor kendi arasında. Birinci bölüm Allah'a hamd ettik, tesbih ettik. Sonra bu ayet Allah'la bizim aramızda bundan sonra dua artık. İhtina sıratal müstakim. Bizi dost doğru yoluna ilet. Sıratal lezine enamte aleyhim. Nimet verdiklerinin yoluna. Peygamberlerin, sıddıkların ve şehitlerin yoluna. Gayril mağdubi aleyhim ala Sapmış olanların ve gazabını hak etmiş olanların yoluna değil. Hı hı. Fatiha övgümüzü sunduk, duamızı yaptık. Fatiha'dan sonra ilave bir soru okuyoruz faqra'u مَا tasara مِنَ el-kur'an. Allah buyuruyor ki Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Yani istediğimiz ayet, istediğimiz sure bunları okuyabiliriz. Hı hı. Böyle en azı bir satır olacak şekilde. Hı hı. Sonra Allahu ekber deyip rüküye gidiyoruz. Rükuda ve secdede okuduğumuz dualar var. Tesbihat diyoruz bunlara aslında. Subhane rabbiyal a'la. Subhan Rabbiyel Azim. Rükû ve secdede okuduğumuz dualar ne demek? Bunlar ikisi birbirine benziyor. Sadece sondaki sıfatları değişik. En yüce olan Rabbimi bütün noksanlıklardan tenzih ederim. En büyük olan Rabbimi bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Tesbihat, tenzih etme. Rükû, secdede bu dualarımız var. Ama rükû'nun sembolik bir manası var. Nedir o? Allah'tan başkasının önünde asla eğilmeyeceğimizi, hı hı. sadece O'nun önünde eğileceğimizi fiili olarak ifade ediyoruz. Hı hı. Sonra rükû bu. Evet şu anda ekranda hı. görüyoruz bu rükû. Yalnız çok önemlidir, tadi ile namazda önemlidir. Yani her rükne hakkını vermek. Hı hı. Bu namazı sadece bir ödenmesi gereken borç algılayınca, Mesela süp 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 falan böyle hızlıca ya da rüküye eğilmesiyle kalkması bir olabiliyor insanların. Resulullah Aleyhisselam bunları horozun ve tavuğun affedersiniz yerden yem toplaması gibi anlatıyor. Ve bu yani hiç şık bir davranış değildir. Hmm. Rüküde değil. tabii yani mesela rükü döndük kıbleye rükü yapıyoruz ya. Mesela erkekler için ellerimizi koyduk böyle artı sırtımızın üzerine bir su bardağı suyu koysalar onun dökülmemesi gerekir. Hmm. Yani bunun böyle koşulları da var. Şimdi biz niye eğiliyoruz böyle? Diyoruz ki Allah'ım İzzet sendendir. Aziz olan sensin. Allah değil mi? Aziz Allah. Ezanı duyunca ne diyor? Aziz Allah. Ya Rabbi. İzzet, şeref ve itibar ver. Hı hı. Biz sadece senin önünde eğiliyoruz. Senden başkasının önünde eğitme bizi ya Rabbi. Duamızı da yaptık. Tenzih ettik Allah'a. Sonra ne diyoruz? Semi Allahu limen hamide. Allah hamd edenin hamdini işitir. Hmm. O zaman peşinden hemen bir dua ile karşılık veriyoruz. Rabbena lekel hamd. Rabbimiz ham sana mahsustur. Ya da Allahümme Rabbena lekel hamd. Mesela Umre'ye gidenler görürler. Mekke Medine'de rükudan doğrulduktan sonra bizden daha fazla beklerler ayakta. Hmm. Sebebi Arada dua okunuyor. Biz genelde yani Türkiye'de bu işleri fazla bilmeyiz. Çok böyle üzerinde durmayız. Arada okunan dualar da var. Allahümme Rabbena lekel hamd. Hamden kethiran tayyiben mübareken fi. Bunun gibi böyle arada dualar edilir. Hmm. Yani o Mekke Medine'de ya da televizyonda izleyenler olur. Ya hoca niye bekliyor? Arada dua ediyor. Hmm. Sonra Allahu Ekber secdeye gidilir. Secde artık fiziki olarak en alçaldığımız ama manevi olarak en yükseldiğimiz yerdir. Namaz müminin miracıdır. Namaz kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. İnsanın sultanlığa eriştiği yerdir. Namazla kendimizde ve Allah'la yüzleşiriz. Rabbimizi tenzih eder, Allahu Ekber der kalkarız. Ne dedik? Rükû ve secdedeki dualar benziyor birbirine. Sübhane Rabbiyel Aleyh, Sübhane Rabbiyel Azim en yüce Rabbimi bütün noksanlıklardan tenzih ederim. En büyük Rabbimi bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Secdeden Allahu Ekber dedik kalktık. Arada yine bizde pek fazla böyle beklenmez ve hemen gidilir. Hı. Hayır. tadil erken dediğimiz budur. Rükünlerin birbiri arasında biraz durmak gerekir. Orada da dua vardır mesela bilinmez. Hı. Ee, arada Dua ediyoruz. Allah'tan Allah'ım bize helal rızık ver. İşte bize hidayet nasip et. Onun da duası var. Sonra bu şekilde bir rekatı tamamlıyoruz. Tamam. İkinci rekata kalkıyoruz. Yine aynı şey. Bu sefer Sübhanike'yi okumuyoruz. Hı hı. Fatiha'dan başlıyoruz. İkinci rekatın sonunda tahiyyata oturuyoruz. Tahiyyatı okumak vacip. Mesela tahiyyat duadır. Kur'an'dan bir ayet değildir. Abart Ayyat ne demek? Resulullah Aleyhisselam'la Rabbimizin miraçtaki selamlaşmalarıdır. Hmm. Resulullah Aleyhisselam Allah'ın huzuruna çıktığı zaman Rabbimizi selamlar. Ettehiyyatü lillahi <Sessizlik> ve salavatü ve tayyibat. Ham, sena, övgü, tahiyyat. Hepsi sana mahsustur ya Rabbi. Allah içindir. <laughs> Allahı Allah'a, Resulullah Aleyhisselam'ın bu selamına... Allah katından bir karşılık gelir. Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın rahmeti, bereketi senin üzerine olsun ey Allah'ın peygamberi. Şimdi böyle Allah'ın huzuruna çıkmış, bir beşerin ulaşabileceği en yüce makam. İnsanın aklına başka bir şey gelir mi? Ama Resulullah aleyhisselam ümmetine o kadar düşkündür ki işte orada ümmetini hatırlar ve bizi de hemen... Böyle orada zikreder. Hı hı. Esselamu aleyna ve ale ibadillahi salihin. Bu Allah'ın selamı sadece benim üzerime değil, Allah'ın bütün salih kullarının selamu aleyna, bizim yani ümmetimin de üzerine olsun. Hı. Resulullah Aleyhisselam miraçta bizi zikreder hı hı. ve o selama bizi dahil eder. Bütün buna şahitlik eden melekler hep bir derler ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Ve ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kuludur ve onun Resulüdür. Düşünsenize namazda ettehiyyatı için oturduk. Eğer bunu bilmiyorsak ne yapıyoruz? Ettehiyyatü ve salavatü ve tayyibat hızlı okuyoruz. Hı Sonra selam verip çıkıyoruz. Hı hı. Resulullah Aleyhisselam Miraç'ta Allah'la yaşamıştı bu anı. Şimdi tahiyyattayım. Arada perde yok. Rabbim beni görüyor. Darlığımı biliyor. İçimi biliyor. Kelimelere döktüklerimi biliyor. Dökmediğimi biliyor. Kaygılarımı biliyor. <laughs> Endişelerimi biliyor. İnsanların davranışları bana karşı davranışını biliyor. Hakkımda söylenenleri biliyor. Çocuğum hakkında endişeliyim, bunu biliyor. Gelecekte ne olacak, bunları biliyor. Bütün kaygılarımdan haberdar. Ve her şeyi de düzeltmeye gücü yeter, her şeye kadir. Şimdi ben onun huzurundayım ve Resulullah Aleyhisselam'ın Miraç'ta yaşadığı anı bana da nasiplendiriyor Allah. Ve söylediğim her kelime o anın bir tekrarı. İnsan namazda nasıl olur? Öyle değil mi? O zaman da işte tam dediğiniz gibi mümkün mü? Şimdi benim bu söylediklerimle Tabii. programın başındaki o videoları şimdi hatırlayalım. Hı hı. İzleyicilerimiz ne demek istediğimi şimdi anlasınlar. Hı hı. Yani Allah size bakıyor, Allah sizi görüyor ve siz böyle bir yerde Allah ve Resulü arasındaki selamlaşmayı siz tekrar ediyorsunuz. Böyle bir yerde insanın dış dünya ile pek şeyim olur. Olmaz. yansa bir insan uzun uzun konuşmak <laughs> istiyor ama ben bir taraftan da saate bakıyorum. Tabi sorulara artık zaman çok mümkün değil ama e, Cuma namazımıza da, ay Cuma duamıza da e, vakit kalsın diye evet öyle bir hatırlatmada bulunmak durumundayım. Eyvallah. Bu namaz konusu önemli. <laughs> çok sorular gelir. Bundan sonra da inşallah evet evet cevap veririz inşallah. Evet cevaba devam. Bugün bir sonra. E, hem böyle ayet okumuş olalım. Hı hı. Çünkü Kur'an zikirdir, namaz da bir zikirdir. Hem de içinde dua ayetleri de barındıran hı hı. böyle Bakara suresinden e, 190-195 arası. Bazen izleyicilerimiz yazıyor diyor ki hocam bazen dua ederken ellerini kaldırmıyor. Okuduğum Kur'ansa Kur'an'ın Türkçe mealini veriyorsam yani o ayetin anlamı duadır ama biz dua yapmadığımız için normalde dua yaparken اللمسه بنرفعها طبعا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ أَن آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم رحمن رحيم الله نضيلا Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılmasında gece ile gündüzün birbiri ardınca yer değiştirip durmasında akıl sahipleri için ibretler vardır. Onlar ki ayaktayken, otururken, gece yanları üzerine yatarken hep Allah'ı zikrederler. Allah'ın yarattıkları hakkında düşünür ve şöyle derler: "Allah'ım, sen hiçbir şeyi boş yere yaratmamışsın. Sen bütün noksanlıklardan münezzehsin." Rabbimiz sen kime ateşe girdirirsen mutlaka o rezil rüsvay olmuştur. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Rabbimiz Rabbinize iman edin diyen bir peygamberi işittik biz de sana itaat ettik. Rabbimiz günahlarımızı işlerimizdeki aşırılıkları bize bağışla. Günahlarımızın üzerine ört ya Rabbi. Ve salihlerle beraber canımızı al. Rabbimiz peygamberlerine neyi vaat ettiyse bize de onu ver. Kıyamet günü bizi rezil rüsva eyleme ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha. Allahümme salli Evet bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Erkan Aydın hocama tekrar teşekkür evet. ediyorum. Sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık ve güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileriz. Pazartesi günü görüşünceye dek hoşçakalın. Hmm.